Ben Mehmet Bedel, aslen Burdur Merkez Azize köyündeyim. 57 yaşındayım. 40 yıldır Burdur Merkez'de sipsi imalatı yapıyorum ve çalıyorum aynı zamanda. Ben Mehmet Bedel, Azize köyünde doğdum. 1968 yılında 4 yaşındayken Burdur merkeze taşındık. İlkokul, ortaokul, lise Burdur'da okudum. Liseden sonra 1985 yılında Konya Kültür Müdürlüğü'nde memurluğa başladım. Daha sonra da 89 yılında Burdur merkeze müze müdürlüğüne atandım. Burdur merkezde çalıştım ve emekli oldum. Tabii bu arada esas memurluk yanında müzik aletleri imalatı da iş bırakmadan devam ettim. İsmim Sabahattin Akkaya. Eski Burdur Belediye Başkanıyım. 14 yıl bu şehrin belediye başkanlığını yaptım. Mehmet Bedel gerçekten hem Burdur'umuz için hem Türkiye'miz için değerli bir arkadaşımızdır. Zaten eserleriyle de bunu ortaya koymuştur. Babası da zaten Azize'de folklorumuza çok büyük hizmeti olan bir değerimizdi. Kendisini tanır ve severdik. Ondan oğluna Mehmet Bedel'e, Mehmet Bedel'den de oğullarına geçti. Kendisi müzede memur idi, emekli oldu ve bu sanatını özel atölyesinde devam etti. Hem müzik aletleri yapımıyla hem de sipsisiyle Türkiye'ye hatta dünyaya mal olmuş bir arkadaşımız. Ben Zafer Özkütük, 68 yaşındayım. Burdur Devlet Güzel Sanatlar Galeri Müdürlüğü'nden emekliyim. Mehmet Bedel'le de daha önceden tanışıyorduk. Kendisi benim memurluğumu yaptı 2 yıl. Müzede çalıştı. Birlikte güzel şeyler yaptık Mehmet Bedel'le. Kendisi araştırmacı bir arkadaşımızdır. Sipsi ve kaval yapar, çalar güzelce. Efendime söyleyeyim, festivallerde, etkinliklerde yer alır. Yurt dışında bazı yerlerde gitmişliği vardır. Ben Hacı Ali Ekinci. 1992 yılında buraya müze müdürü olarak atandım. Mehmet Bedel arkadaşımız çalışkan, her şeye azimli. Yani tuttuğu işi yapmadan bırakmaz. Bizim Azize köyünde yoğun bir şekilde Yörük köyü benim köyüm Azize köyü. Yörük kültürünü yaşatan, Burdur'da en fazla bu kültürü yaşatan köylerden bir tanesi. Benim amcalarım eline alan, bağlama çalan kişilerdi. Dedemden gelen bir şey. Çevremizde herkes çalıyordu. Herkes hatta çoban düdüğü, kaval herkes çalıyordu. Onun için bize de buradan, babam da bağlama yapıyordu, gördüm o çocukluk 3-4 yaşlarındayken saz teknesi oyuyordu, yapıyordu, çalıyordu. Bize de oralardan geldi.
Müzik aletleri yapımı ortaokul yıllarından başladı. Kendi içimde bir azim vardı. Babam da yapıp çalıyordu. Daha sonra ben de işte kendi kendime kabak kemane yaptım. Sipsi yaptım. Bunlardan başladık. Başlayış o başlayış. Devam etti geldi. 40 yılı aşkındır bu süre devam ediyor. 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü aldım. Sipsi yapımı ve icracısı olarak bu da benim için en büyük bir ödül. Kaval yapıyorum, çoban kavalı, dilsiz çoban kavalı. Bu yörede tabii eskiden çobanlar kullanıyordu bunu da. Artık şimdi günümüzde müzisyenler kullanıyor. Çobanlar hiç kullanmıyorlar. Günümüzdeki çobanlar modernleşti. Kavalın yanında da zurna da yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum daha doğrusu. Bu şekilde kaval, sipsi, zurna yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Arada da kabak kemane de yapıyorum. Cura da yapıyorum. Hangisinden sipariş olursa onu yapıyorum. Sipsi'nin çıkış yeri Türkmenistan. Ben Türkmenistan'da bulundum Dünya Türkmenler Festivali'nde. Orada gördüm Sipsi'yi aynı şekilde. Sipsi'ye de tüydük diyorlar. Dilli tüydük pardon. Bizde de dilli düdük aynı şekilde. Daha sonra Sipsi olarak değişmiş. Orta Asya'dan tabii bize buraya kadar gelmiş. Bizim Türkiye'de de teke yöresinde çalınan bir müzik aleti. Antalya, Burdur, Muğla, Denizli bu bölgede teke yöresi bölgesinde kullanılıyor, çalınıyor. Tabii ki diğer bölgelerde de sipsiye benzer müzik aletleri var ama tabii bizimki çalma tekniği bakımından çok farklı. Mesela Karadeniz'de tulum sipsisi var. O tulumda belli düz çalınıyor. Bizdeki fazla üfleyerek teknik bakımından 1,5 oktava ses çıkılıyor. Yani 1,5 oktav ses çıkartılabiliyor. O çalma tekniği olarak farklı olduğundan farklı bir müzik aleti. Çalması da çok zor. Yani bu şekilde bir müzik aleti. Sipsi kamıştan yapılır. Su kamışı, kargı dediğimiz kamış. Bunun bir gövdesi bir de ağızlık olarak iki parçadır sipsi. Gövde klavye kısmı, delikli olan kısım. Ağızlık kısmı dediğimiz yerde dil, ses veren kısımdır. İki parçadan oluşur. Birleştirildiği zaman da sipsi oluşur. Yani sipsi bazı yerlerde dilli düdük, düdük gibi isimler de alır ama bizde sipsi. Eski yıllarda yani normal tek sesle çalınırken onu ben uzun süredir çalışarak her sesten sipsi yapmaya başladım. Şu anda her sese sipsi yapılıyor. Büyüdükçe ses pesleşiyor, kalınlaşıyor. Küçüldükçe de ince sesler veriyor. Bu şekilde müzik aleti
Yani müzik aleti olarak da halk müziği sazlarının içerisinde en küçük saz olarak müzik aletimiz. Şimdi bizim çocukluğumuzla şu andaki çocukluk çok farklı. Şimdiki çocuklar istemiyorlar bu şeyleri. Halıdır, kirimdir. Bu eski eserlerimizi, bizim Osmanlı dönemi kullanılmış malzemeleri. Yani ne olacak bunlar gibi. Şimdi bilgisayar çağı çıktı. Cep telefonundan oturdukları yerden bakıyorlar. Ama bunlara bir önem vermiyorlar. Bizim çocukluğumuz daha duygulu, daha hisliydi. Hatta bunları şöyle anlatabilirim. Eskiden şöyle söyleyeyim, babamgil zamanında babam bir bağlama çalardı, bir türkü söylerdi. Herkes oturur, ağlardı. Uzun hava söylendiği zaman ağlayanlar olurdu. Duygu. Şimdi söyle, hiç umurunda değil. Ben sipsi çalıyorum mesela. Bir yerlerde ben düğünlere gidiyorum. Programlarda yaşlılar çaldırırlar genellikle. Yaşlılar çaldığım zaman ağlarlar. Ama gençler umurunda değil, hareketli şey, Ankara'nın bağları çaldırırlar. Yani çok farklı bir yaşantı, ortam var. İliçin Bey çok güzel, çok iyi bir ressamdı. Yani gerçekten çok iyi bir ressamdı. Cumhuriyet döneminde gazetelerde şeyler yapmış, fotoromanlar çizmiş, gazetelerde resimler yapmış. Çok güzel bir sanatkardı, sanatçıydı yani. Giyimine çok önem verirdi, fötr şapka giyerdi. Böyle kendi kendine ayrı bir alemdi. Yani farklı bir kişiliği vardı. Ben müzede çalışıyordum o zaman. Müzeye gelir giderdi. Devamlı gelir giderdi müzeye. Orada tanıştık. Bir işi olduğu zaman beni çağırırdı. Bir yere gideceği zaman beni çağırdı. Ben arabayla götürür getirirdim. O şekilde bir samimiyetlik oluştu. Tabii onu o zamanlar pek anlayamadık ama sonradan keşke dedik daha fazla yardımcı olsaydık diye yapamadık. İlçin abiyi Allah rahmet eylesin 20 yıldır tanırım. İyi bir adamdı, hoş bir adamdı. Kendine özgü kuralları olan, düzgün bir adamdı. İstanbul'da yaşamış. Sonra Burdur'a gelip izdivaya çekilmiş diyelim. Öyle bir arkadaşımızdı. Ve çokça da hayal kurardı. Her gün bir hayalini anlatırdı geldiği zaman. Galeriye haftada bir iki gelirdi. Görüşürdük, yardımcı olurduk, bize anlatırdı, biz de onu anlatırdık. Öyle güzel günlerimiz geçmişti. İliçin Bey bizim çok sevdiğimiz bir değerimizdi. Gerçekten Türkiye çapında bir ressamdı. 60'lı yıllarda mesela Ömer Seyfettin'in bütün hikayelerini çizen bir insandı. Bunun yanında yaptığı resimler gerçekten takdire şayan resimlerdi. Fakat işte hani Baki diyor ya, kadrini sengi musallada bilip, ey Baki, el bağlayan yaran saf saf. Öyle olmamalı. Yani öldükten sonra kıymeti bilinmemeli. İnsanın kıymeti sağlığında bilinmeli. Ona gereken değer verilmeli.
Maalesef İliçin Bey'in cenazesini 5-6 kişi kaldırdık. Bu da çok acı bir şeydi. O zaman belediye başkanıydım. Hatta bunu söyledim cenaze namazından sonra. Evet, İliçin Bey gerçekten bir değerimizdi. Allah rahmet eylesin diyorum ona da. Bir gün bana geldi, bir dilekçe getirdi. Dedi ki bizim babamızdan kalma bir yerimiz var. Ben burayı dedi korunması gerekli, eski bir sivil mimarlık olarak korunmaya alınmasını istiyorum deyince ben de biraz şaşkınlığımı gizleyemedim. Dedim ki ya bizim ülkemizde daha bu işler şey olmadı. İnsanlar bir yeri korunmaya aldığımız zaman mekanımızı, emlakımızı kullanalım diye yalvarırken sen dedim şey istiyorsun, bu nasıl? Dedi bura benim babamdan, dedemden kalma dedi. Böyle bir yerin korunmasını isterim. Ben bunu yapmadığım takdirde yarın bitişimde oturan komşular belki oraları yıkarlar, modern betonlar olur. Böyle bir şey olsun istemiyorum ben dedi. O bakımdan. Ve bu konuyu Antalya Koruma Kurulu'na ilettim. Koruma Kurulu üyeleri toplandığında dedim böyle böyle bir dilekçesi var. Lütfen şu dilekçeyi okuyun. Okudular. Allah Allah, bu nasıl şey dedi ya. Herkes bu şeyden kaçınırken bu adam burayı istiyor. Dedim bu adam burayı istiyor. Kendisi sanatçı ruhlu bir insan. Dedim mutlaka onun bir gönlü öyle çektiği için bu konuyu buraya kadar getirmiş olabileceğini sanıyorum dedim. İliçin Çetiner tabii ki 90'lı yıllarda geldi. Ondan önce İstanbul'da yaşamış. Burada da onun abisi Fuat Çetiner vardı. Fuat Çetiner de İl Halk Kütüphanesi müdürlüğü yapıyordu. İliçin Çetiner de buraya geliyor. Burdur'a geldi 90'lı yıllarda. Beraber yaşadılar uzun bir süre. Daha sonra Fuat Çetiner vefat etti. Fuat Çetiner vefat ettikten sonra İliçin Çetiner kaldı. İliçin Çetiner de belli bir süre yaşadıktan sonra o da vefat etti. Onun vefatından sonra biz araştırdık bunun başka kimleri var diye. Bunların bir kız kardeşleri varmış, o daha önce vefat etmiş. İstanbul'da ablaları olduğunu öğrendik. İstanbul'da ablalarına ulaştık, ablalarının kızına ulaştık. O geldi buraya. Geldikten sonra tabii ki aralarında da bir şeylik varmış. Uzun süredir de görüşmemişler zaten. Geldi, evi üzerine devraldı, gitti. Bunu da tescillenmişti Müze Müdürlüğü tarafından. SİT olarak, ikinci derece SİT olarak, tescilli ev olarak. Bunu bana verin. Yok, biz satmayacağız, vakıfa bağışlayacağız dediler. Vakıflara. Daha sonra gitti. Aradan birkaç yıl geçti. Tabii ki ev giren çıkan belirsiz, hırsızlar tarafından soyulmaya başladı. Daha sonra tekrar aradım ben bunları. Dedim şu evi verin, ev göçüyor, yıkılıyor. Yoksa tescilli ev yeniden yapılmaz, öyle kalır. Tamam dedi, satalım o zaman dedi, istiyorsan dedi. Anlaştık, geldi buraya, satışı yaptı. Gitti, öylelikle bana geçti. Ben de onu yapmaya çalışacağım. İşte başladım. 2015 yılında aldım. Şimdi de restorasyona başladım. Restorasyon yaptıktan sonra bu evi İliçin Çetiner'in yapmış olduğu resimler var. Onları orada sergileyeceğim. Daha sonra kültür evi olarak orayı bir düzenlemeye çalışacağım. Yöresel ürünlerin olduğu bir yer olarak da düşünüyorum. Şimdi buraya turlar geliyor. Bazen tur getiriyor arkadaşlar. Yabancı, yerli. Onlara kaval, sipsiz, cura, kabak kemane hepsinden birer örnek çalıyorum ben burada. Çok memnun oluyorlar. Orada da aynı şekilde sazları sergilediğim zaman geldikleri zaman onlara hem tanıtım yapacağım bütün sazlardan. Bir de yöresel ürünlerden de orada bulunsa diye kaval, sipsiz urna, orada da satış revanı gibi bir yer, o şekilde bir şeyler düşünüyorum. Bu gerçekten bir fedakarlık işidir, öyle basit bir şey değildir. Böylesine
100 yılı aşırmış bir evi atıl vaziyette iken almak, bunu restore etmek çok büyük emek, çok büyük masraf isteyen bir iştir. Bu fedakarlığı katlanmış ve bu yapıyı ayağa kaldırmıştır. İnşallah Burdur kültürüne, hatta dışarıdan gelen insanlara bu bina hizmet verecektir. Yani İliç'in Çetiner'in şeyinden satın alınarak burayı da güzel bir sivil mimarlık örneği olarak restore edip yani tekrar gelecek kuşaklara bunu yansıtması çok önemli bir olay. Ben müzeci olarak, müzeci gözüyle bakıyorum. Yoksa Mehmet Bedel benim memurumdu, yakınımdı diye bakmıyorum. Müzeci gözü olarak bakıyorum. Çünkü bu tür şeyler gelecek nesillere mutlaka iletilmeli. Yani bizim müzeci olarak derdimiz budur. Aslında ben onu oturabilirdim, orayı yapıp kendim oturabilirdim ama şimdi oturmaktansa böyle bir şey yapmak bana daha iyi olacak. Hem de bu İliç'in Çetiner'e bir şey borcu, vefa borcunu ödemiş olacağım. Vefa ona karşı borcumuz, hayatını, eserlerini ileriki günlere taşımak, yaşatmak yani. Bizim bir defa yaşadığımız çevreye, yaşadığımız ile Türkiye'mize eğer belirli bir yerlere gelmişsek mutlaka onun bedelini hizmet olarak vermeliyiz ki vefa dediğimiz şey budur zaten. Bu bir insanlık görevidir, hepimizin görevidir. Efendim işte yaşadık, hayatımızı sürdürüyoruz demek bir şey ifade etmiyor. O değerlerin kıymetini bilmek ve gelecek nesillere bunu aksettirmek bizim bir insanlık vazifemiz olarak görmemiz lazım ki biz buna vefa diyoruz. Yani vefa çok önemli. Vefa etmek dünyada insanların tek şeyi budur. Vefa göstermek lazım. Bu konuda Mehmet Bedel çok vefa gösterdi. Bizim Burdur'da olduğu gibi her yerde vardır. Burdur Ulu Cami çevresinde bir sürü tescilli evlerimiz var. Bunları restorasyonunu yapabilecek, restore edebilecek bir sürü kişiler var. Bunların yapılıp yani gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Bunların yapmalarını isterim. Ya da kendi kendilerine yıkılıp gidiyor. Bu şekilde kayboluyor. Bunu sahipleri de yapabilir. Yapamayacaklarsa birilerine versinler. Birileri bunu yaşatsın. Ancak bunu söyleyebilirim.